Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Leon Player ne oynuyoruz kanalımızda, ne oynuyoruz? Uzun bir aradan sonra Euro Truck Simulator oynuyoruz. Yani ETS kısadıyla. Evet, bayağı başka oyunlar çektiğim için bu oyuna ara vermişim. Tabii kendim oynuyordum ama çekim yapmıyordum. Oyun tabii ki biraz geliştik. Şirketimizi biraz büyüttük. Şuradan bakalım. Nereden? Evet, garaj ünitesine girelim. Garajımıza bir bakalım. Nelerimiz varmış? Evet. İstanbul'da 3 şoförümüz, 3 tırımız var. Çekicimiz var daha doğrusu. Mercedes sevdiğim için demem, değil mi? Mercedes'leri daha çok hoşuma gitti. Mercedes tır aldım ben. Çekici diyelim yine. 3 tane tırımız var. Çekicimiz var. Birini ben kullanıyorum. İkisini de şoförle çalışıyor. Evet, başlayalım. Kaldığımız yerden teslimatımıza devam edelim. Evet, ETS'de ki bu son güncellemeden sonra Trakya bölgesinde direkt otomatik demeyeyim, artık orijinal olarak oyunun içerisinde yer alıyor. O yüzden o şekilde İstanbul, Edirne ve Tekirdağ arasında yolculuk yapabiliyoruz. Ben genelde ülke içinde şey yapmayı tercih ediyorum. Ne derler? Transfer yapmayı, yani yük taşımayı tercih ediyorum. Onun sebebi de şu. Ya ülkeler arası geçişlerde bayağı bir uzun sürüyor. Ülke arası geçiş bayağı bir uzun sürüyor. O şeyden dolayı. Ne onun adı? Kontroller, ülke arası geçişteki kontrollerde, sınır kontrollerinde bayağı bir zorlanıyorsunuz derken yani uzun sürüyor ya. Sürekli yok X-ray'den geç, yok işte polis kontrolünden geç, şudur budur derken uzun sürüyor. O yüzden şimdilik genelde ülke içi Edirne, Tekirdağ, İstanbul arasında gidip geliyorum. Hem uzun sürüyor. O ülke arası gidince uzun sürüyor. Evet, neyse yükümüzü alalım. Öncelikle seçtik görevimizi. Yanlış yapıyoruz geriye. Hasar ya, hadi çıkalım şuradan. Evet. Şoförlüğe başlayınca sakalları da biraz uzattık. Malum uzun yol kaptan olduk ya, kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Yoruluyorsunuz, dinlen diyor. Şu anda evet, yol üzerinde dinleneceğim. İşte Hem başlıyoruz. arabamda arıza var. Onu da tamir edeceğim aynı şekilde. Evet, yükümüzü doldurduk. Kendi dorsam var. Kendi dorsam olduğu için kendi dorsamla çıkıyorum yola. Oyundaki nasıl derler? Evet, oyun gerçekten de tam bir simülasyon oyunu. Sağa dönün Hız ve sınırlarına sonra sağa uymazsanız dönün. ceza yiyorsunuz. Ne bileyim, kaza yaparsanız ceza yiyorsunuz. Şu an Sağa dönün. tabii ki bunları özelliklerden kapatabiliyorsunuz. Mesela hız sınırı, örnek veriyorum, en yüksek 90. Araç 90 üzerine çıkmıyordu. Bunu ayarlardan kapattım. Çünkü hem uzun sürüyor, hem de nasıl diyeyim, sürekli ceza yiyorsunuz. Kazandığınızı cezaya yatırıyorsunuz. Ya şimdi de biraz da şöyle bir şey, şundan dolayı kapatmamın sebebi, biraz daha gelişelim. Ondan sonra, geliştikten sonra paraya çok fazla ihtiyacımız olmayınca ondan sonra şey yaparız. Ya şuradan dünya haritasından bir yolda servis var ya, servise bakalım da hem aracımızı tamir ettirelim hem de servisin yakınında bir yerde. Evet, tamam, burada hem uyuma yeri varmış, hem tamam, orada hem aracımızı tamir ettiririz hem de ne derler, uyuruz. Evet, yoruldunuz, uyun diyor. Hadi bakalım. Yallah şoför Lütfen diyelim. hız sınırlarına dikkat edin. Yallah şoför, yallah. Sola Hadi dönmeye dostum, hazırlanın. bas gaza ya. Sinyalimizi verdik sola. Döneceğiz Sola şimdi. dönün. Döndükten sonra umarım biraz geniş alalım da çarpmayalım derken çok geniş aldık. Zaten hasarlıydı, aracımız iyice hasar verdik. Evet, bu arada şeyi TL olarak yaptım. Derler, gelirimizi, para birimini. 161.000 TL'miz var.
Ama bakalım şimdi tamire gidince ne kadar isteyecek. Genelde çok istiyor ama. Buradan bir tamire gidelim. Dönen kavşakta ilk çıkışı kullanın. Sağ sinyalimizi verdik. Sağdan devam edin. Ver gazı. Evet şu an uyarın. Güzel lütfen olmuş. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Tabii ki zaten Türkiye haritaları vardı şey olarak mod olarak ama o direkt kendi içerisinde olmuş. Daha da hoş olmuş böyle. Şuradan sağda servis var. Servise girelim. Çünkü ya tamir ettirmezsek sürekli yolda arıza veriyor. Sürekli stop ediyor motor. Lütfen mümkünse bu dönüşü oluyor. Yapın. Dur canım dönmeyeceğim. Şuraya gireceğim. Önce bir tamirat, sonra bir dinlenme. Sonra ondan sonra yeni rota bir coşku edeceğiz. Çıkacağız yola. Şuraya. Tamam. Çekici bakım tamiri. Yuh ya. Bütün paramı hatta yetmiyor bile ya. Ne kadar pahalı. Kabini yaptırmayalım şimdilik. Tekerlekler %10'muş zaten azmış. Aslında doğru sayıda yaptırmasak olurdu ama neyse tamir ettirelim hepsini. Bir kabin tekerlekler onları da sonra biraz daha kazandık sonra halledelim. Tamam tamiratımızı yaptırdık. Şurada hemen sanırım sol tarafta dinlenme yere. Evet şuraya parka çekelim arabamızı. Hadi. Az daha mı? Tamam. Motoru durdurduk. Dinleniyoruz. Hem sabah olmuş olsun. Evet sabah oldu. Daha iyi olur. Bu ara geldi şoförümüzden. Bunu yazıyor. Seviye atladı. Güzel. Şoförümüz seviye atlamış. 8800'de TL'de para kazanmış. Çok güzel. Giden para biraz gelsin. Şuradan gele gele çıkalım. Kurtarırım bu şekilde. Sanırım kurtarabiliriz. Evet. Aç kapıyı Bezirgan başı. Açılın kapıları şaha gidelim. Sola dönün. Tamamdır artık. Yolculuğumuz başlıyor. Ben oyunda müzikleri kapattım. Zaten hem telif hakkından dolayı hem de bilmiyorum. Ben şeyi daha çok seviyorum ya. Böyle sesli müzikten ziyade motorun sesi böyle bana daha çok keyif veriyor. Aracın sesi. Yani kırmızıda geçelim. Dedim, cezayı kapattım. Çünkü biraz uzun sürmesin diye. Şu an 200 kilometrelik yolumuz var. 2 saat 45 dakika gösteriyor bakalım. Benimdeki Mercedes Benz Aktor 460 beygir olması lazım. Gayet güçlü. Tabii ki paramıza göre. Parayı nereden aldık? Kesinlikle hile yapmadım. Öncelikle biliyorsunuz oynayanlar bilir ya da bilmeyenleri anlatayım. Oyunda banka sistemi var. Bankadan bu kredi çekiyorsunuz. O krediyi belli taksitlerde ödüyorsunuz. Haliyle normal gerçek hayat olduğu gibi. Kredi çektik öncelikle. Küçük bir tane tır aldık. Çekici aldık diyelim yine. Tır. Halkımızın dilinde, bizim dilimizde tır. Neyse çekici aldık. Daha sonra biraz çalıştık. Baktık böyle tek başına olmuyor. Bankaya kredinizi ödedikten sonra banka size tekrar teklif getiriyor. Bu kez daha hayır, yüksek bir kredi çektik. Hem araç aldık hem şirketimizdeki garajımızı genişlettik derken bu şekilde şimdi aslında oyunu hile yapmanıza gerek yok. Zaten oyun ayarlarından dediğim gibi mesela bu şeyi kapatabiliyorsunuz. Ne derler? Sağdan hız sınırını ve cezayı kaldırdığınız zaman zaten basın gidin. Şuradan sağa geleceğiz. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. İstanbul'a mı gidiyoruz? Hız sınırına dikkat edelim. Tamam canım. Taşıt muayenesi için diyor. Gidin diyor. Şuna çarpmadan hemen girebilirsek şuradan. Normalde evet burada kantara girmemiz gerekiyor. Kantar ücret almıyor ama bir uyarı. Ağırlık ölçmesi gerekiyor. O da zaman kaybettiği için. Şimdilik bu zaman kaybı şeylerle uğraşmadan bir an evvel oyunumuzda şeylerimizi yapalım. Ne derler? Teslimatımızı, uyarı. Görevlerimizi yapalım. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Evet normalde 90 üzerinde çıkmıyor. Hız sınırlamasını kaldırmazsanız oyundan. Evet şu an biz kaldırdığımız için 107'ye kadar çıktık. Çok güzel. Bakalım ne kadar çıkabileceğiz. Hadi bakalım.
Uyarı. Veya coşkuyor. Lütfen sınırlarına dikkat tamam, edin. Tamam, bu uyarıyı da kapatmam lazım. Sürekli rahatsız edici oluyor. Sınırlamasına uyunuz diye biliyoruz zaten. Sınırlarına geçtiğimiz ama 90'lar otobanda 90 bilmiyorum. Hani normalde otomobillere 125'e çıktı diye biliyorum ama daha da fazla attı galiba. Ama yani tırlar içinde 90 ya zaten adamların yollarda geçiyor. 90'da yolun biter ya. Mutlaka onun bir sebebi vardır tabii ki de. Kazayı azaltmak içindir mutlaka ki. Neyse biz buna bakalım. Tırcı kardeş görüşürüz. O güzel 127'ye kadar çıktık. Hadi bakalım en son kaça kadar çıkacağız. Herhalde bu aracın biraz nasıl diyeyim en düşün bir üstünü kullandığım araç şu anda. Herhalde daha çok güçlü araç alınıyor belki daha da hızlı yapabiliriz ama şu an bununla en son 128'de kalacak mıyız? Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yolumuz devam kaç kilometre? 90 kilometremiz kaldı aşağı yukarı. 95 kilometre. Sağda kalın bakalım. Ve sonra sağdan çıkın. Evet şuradan şey yapalım. Yeter. Kaza basmak geldi. Sağ çıkışı kullanın. Evet yani yürüyen hızımızı kaybettik. Emniyet şeridinden şuradan sağdan hadi çarpma yapma ya. Kim koydu onu oraya ya? Yapma ya neyse. Fazla bir hasar almadan oradan çıktık. Nereye geldik? EGS otoban başka bir otoban girişine mi geldik? Şuradan geçelim biraz daha serbest. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. 451 TL geçiş ücreti. Ya yuh ya bu kadar fazla ücret olur mu abi ya? Ne yapıyorsunuz ya? 450 TL otoban ücreti. Çok fazla. Neyse yolumuzda bakalım biz. Gerçek hayatı da böyle mi bilmiyorum ama öyleyse çok fazla yüksek ya. Geç bakalım dostum. 65 kilometre. Böyle hızlı gidince tabii ki daha çabuk bitiyor yol. Basıyorum uyarım. Gaza, lütfen basıyorum gaza. Yollar bitiyor mu? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. 11 bir şoförümüzde 11'in lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Güzel. Tekrar 27.000 TL'miz oldu. Yapma önüme geç. Fren. Uf döner son anda. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Harika. O ağırlıktaki bir tır bu kadar kısa şöyle hızla durdurduk ya. İşte hız felakettir. Hız yapmayalım. Kurallara uyalım. Uymayanlar yaralım. Bir oyun olduğu için kuralları esnetebildik, esnettik. Gerçek hayatta kurallar neyse o. Hala yük ağır olunca, bayır yukarı, hafiften rampa yukarı olunca biraz da hızlanması. Soldan gelen yok, tamam yolumuz açık. Uyarım. Basalım. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Yenice. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Tamam dikkat ediyorum hız sınırlarına. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Tekirdağ'a mı geldik? Soldan devam edin. Teşekkürler. Tarifiniz için. Soldan düzlük mü? Düzlük. 110 kilometreye kadar ulaştık. Uyarı. Otomobil kaçına lütfen gidiyor? Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Rahat gidiyordur ki beni o kadar rahat geçtiğine bile. Evet. ETS. Keşke tatil sağda olsa. Sağda kalın. Ve sonra sağdın. DTS tatil sitesi geliyor. Ay ne mutlu oldu ya. Sağ görecekmişim zaten. O da sağ görecek. Ben şuradan işten. Sağdın. Bir kez daha sağa. Güzel. Sola dönmeye hazırlanın. Sola döneceğiz tamam. Sola dönün. Geldik ve sonra evet ilk hedefimize. Dönün.
ulaşmak üzereyiz. Hükümeti de teslim edeceğiz. Sağa dönün. Ne oldu ya? Yolculuğumuz sona erdi. Yollar bana, ben sana hasta. Yolculuğumuz sona erdi. Teşekkürler. Şuradan 90'lık bakalım. Evet, zor. O değil de uzun sürecek bir şey. O yüzden biz şu kolaydan sıçalım ve teslimatımızı yapalım. Şuraya bırakalım. Hadi. Tamam. Motoru durdurduk. Dorseyi de boşalttık. Tamam. Evet, şu an seviye 8'e ulaşmışım. 8. seviyedeyim. Bakalım ne alabilecek miyiz? Alamadık. Mevcut iş tekliflerini gör diyelim. En yakın, uzakta iş aramayalım. Şimdilik bu şirketten bir tane daha iş alalım. Fiyat olarak. O zaman biz şuradan en yüksek olan 34.000 TL'yi seçelim. Kamyon akülleriymiş. Onları teslim edelim. Yükümüzü aldık. Yüküm ağır, yolum uzun. Tekrar yollara revan oluyoruz. İkinci teslimatımız için şuradan aç kapıyı, çok ağır açıyorsun kapıyı. Sola dönün. Sağa dönün. Eyvallah, döndüm sağa. Sola dönmeye hazırlanın. Şimdilik tamirata ihtiyacımız sola var. Dönün. Biraz var da biraz daha gidelim. Orada bekliyor, ben şuradan. Tabii ki yoldan gitmemiz lazım da. Şuradan kısa kestirme mi diyelim? Kestirmeden girdik yola. Motor rızası yapma ya. Sırası değil şimdi. Tamam, bir tane daha teslimat yapalım. Ondan sonra 195 kilometrelik mesafeye gidiyoruz. Şimdilik yakıtımız bayağı var. Yarım depo. Uykuya ihtiyacımız yok. Sadece aracımızda bir arıza gözüküyor. Uyarı. Onu da biraz dediğim gibi kalınalım, bir teslimat da yapalım. Ondan sonra servise bir kez daha gider. Tamiratımızı yaptırırız. Evet, oyun alternatif bir oyun olabilir. Uyarı. Yani, lütfen. Sürekli aynı oyunları oynamaktan sıkıldığınız zaman. Gelişime açık olduğu için insanı ister istemez böyle kendine çekiyor. Hile yapmadan oynarsanız bence daha çok zevk alırsınız. Çünkü hile yaptığınız zaman, örnek veriyorum, para hilesi yaptınız. Her şeyi yaptınız, bitti bir anda. O zaman oyunda yapacak bir şey kalmayan oyunun bir zevki kalmaz. Tabii ki bu benim düşüncem. Uyarı. Ben genelde lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Hile yapmamayı tercih ediyorum. Dediğim gibi gelişime açık. Şirketinizi büyütüp lütfen yeni garajlar satın alıp yeni işçiler çalıştırabiliyorsunuz. Kendiniz çalışıyorsunuz bu şekilde. Daha sonra ne yapıyoruz? Aracımızı geliştirebiliriz aynı şekilde. İstersek daha üst düzey bir model aracı alabiliyoruz ya da aracımıza ekstra işte şanzımanlı, motorlu, ne bileyim aksesuarlardı falan alıp aracımızı da geliştirebiliriz. Döner kavşakta ikinci çıkışı. Evet, hemen oradan sıyrıldık. Dönme sonra. Şimdiki çıkışı kullanın. Allah'tan olsa dönmedi. Yoksa bir kaza yapacaktık. 120'ye kadar ulaşmışız bu arada. Güzel. Lafa daldık. Yolu unuttuk diyelim. Evet, neyse, işte dediğim gibi oyunda gelişime açık bir oyun. Biraz sabırla oynarsanız gelişip çok rahatlıkla düz ilerleyin oynayabileceğiniz bir oyun. Dediğim gibi alternatif farklı bir oyun. Nereden geçelim? Şuradan. Hadi işte bu be, it be. Formula 1 misin mübarek? Tırla harika sollamalar. Şunu da sollayalım hızımızı almışken. Güzel. Tamamdır. Bu arada 120 kilometre yakın mesafemiz kaldı. İleriden sağa döneceğiz. Biraz ona göre yavaşlayalım şuradan. Gazı bıraktım. Fren. Çarpma. Döner kavşakta ilk çıkışı. Ne yapıyorsun ya? Bu kadar erken durulur mu? Lan göremiyorum lan. Nerede bu ya? Altında mı kaldı? Kör noktada kaldı. Tamam, biz şuradan yolumuza devam. Sağdan devam edin. Bir teslimatı da yapalım. Ondan sonra
oyunumuzu tamamlayalım. Oyun efektleri de fena değil. Yanlış hatırlamıyorsam 2012'de çıkan bir oyun. Tabii kaplama yapılmış olabilir son çıkan güncellemelerde. Ben zaten oyunu en yüksek seviyede ultra çözünürlükte oynuyorum. Evet. Şuradan şey yapalım, hız sabitleyiciyi açalım. Daha doğrusu cruise control açalım. Kendinden gazı versin arabamız. Biz de yolumuza bakalım. 95 kilometre. Bir saatlik yolumuz var. Hadi ver coşkuyu. Yüklen gaza. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Rampa yukarı çekmiyor, çekmiyor. Ver coşku hadi. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Tamam. Güzel, tatlı bir inişe mi geçtik? Güzel. O güzel rampa aşağı, tatlı bir iniş. Tatlı bir rampa inişi, güzel. Böyle daha hızlıca, çabuk hızlanacağız. Önümüz uyarı. Kalabalık. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Şuradan böyle sağ bir görmeden alalım voltamızı, evet. Sağdan. Sağdan yavaş 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 yavaş. Uyarı. Çarptık ama lütfen kurtardık. Sınırlarına şimdi araya hafif sıyrıklarla atlattık, kaza edelim. Tamamdır. Tabii ki bunlar normalde yapmamamız gereken, olmaması gereken şeyler, ceza uyarı. Normalde ama lütfen sınırlarına dikkat edin. Her alanından kapattım. 60 kilometrelik yolumuz, onu da tamamlayalım güzelce. Sağ ol, özür dileriz. Edirne'ye geldik. Edirne'den Kars'a, haydi Anadolu. Sağdan sollayacağım. Kapatmışsınız yolu. Çarpma hadi. Sıyıralım şuradan. Sıyırdık da sıyırdık. Ya sen de karar ver, geçiyor mu, duruyor mu? Arkamız boş. Boş, tamam. Asıl sınırlaması olduğu için başladı. Yakıta gerek yok. Benzinliği geçtik. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. İkinci çıkış bakalım. Düz gittiysen olmuyor mu? Şimdiki sağ çıkışı bir, kullanın. Karşı ki. Çıktık düz döner kavşaktan. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Evet. Az gaza. Sollayalım şunları. İleriden sola döneceğiz. Evet. Öyle biraz yavaşlamamız lazım. Şurada başlayalım frenimize. Kırmızıya geçtik ama ne yapıyorsun dostum oraya ortasında ya? Kırmızıyı geçersen serbest bir solum acaba? Evet. Dikizde bir şey gözükmüyor. Ha gayret. Hızım aldım gidiyordum, ne güzel ya. Bu arada hız felaket getirir. Fazla hız yapmayalım. Bu bir oyun. Oyun nedir? Gerçek hayatta yapabileceğimiz şeyleri yaptığımız şeylerdir oyunlar. Tam bir simülasyon lütfen olarak oynama şansımız da var oyun, ama o zaman ister istemez bayağı bir uzun sürüyor. Çok aşırı kuralcı. Bakın uyarıyor, hızına dikkat edin diyor. Gelmişiz güzel. 6 kilometre, 5 kilometre. Işık tam zamanında işler önünden çok güzel denk geldi. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Düz mü? Düz devam. Bas. Sola gireceğiz. Yavaşlamamız lazım şimdi. Döner kavşakta 3. çıkışı kullanın. Yapmış. Sağdan devam edin. Kaza mı yaptık? Hafiften bir sürttük sanırım. Şimdiki çıkışı kullanın. Görmüyor musun koca tır ya? Çarpıyorsun. Sağda kalın ve sonra sağa sağda dön. Sağda kalalım. Sağa dön. Bu teslimatımızı da yapmak üzereyiz. Teslimatımızı yapalım. Oyunumuzu bitirelim. Sola dönmeye hazır. Videomuzu bitirelim daha doğrusu. Oyun bitmez. Sola dönün. Döndüm.
Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Dudama sınırı. Teslimatımızı yapıp paramızı alalım. Bakalım ne kadar para alacağız. İyi bir sefer oldu. Sanırım. Genelde bu tedbir elden bırakmayın. Bunu seçiyorum. Diğerleri biraz hem zor hem uzun sürebilecek bir şey olduğu için bu teslimat daha güzel. Şuraya bırakalım. Hop de. Tamam, otur, durdur. Ve dorsayı boşalt. Tamamdır. 97 litre mazot yapmışız. Level aldık bu arada. Evet, çok güzel. Level aldığımız için iyi oldu. Seviyede atladık. Ne seçelim buradan? Diğer yükü bayağı yükseltmişiz. Şuradan tam zamanında seçelim bir tane de. Nasıl olsa hızlı gidiyoruz. Tamamdır. Evet. Bu şirketlerinde bir görev aldım. Ondan sonra oyunumuzu kapatalım. Geri kalanı başı 52.100 lira ama uzak şey, ülke dışı. Dediğim gibi ülke dışı biraz geçişlerde zor oluyor. İstanbul'a gidelim. Bu kez olmaz mı? Evet. 30.000 TL. İstanbul sokakları işi al diyelim. Ve hedefe doğru ilerleyelim derken, bu arada da ilerleyelim de, evet arkadaşlar, bu videodan da bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımız Leon Player. Ne oynuyoruz? Çeşit çeşit oyunlarla oynayacağız. Vakit buldukça farklı oyunlar yayınlayacağız. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.